Şahıslar adına Çankırı Milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu. Buyurun Sayın Akbaşoğlu. Buyurun, 5 dakikadır süreniz. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri. AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ikinci maddesiyle ilgili şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. Değerli milletvekilleri, AK Parti çoğulcu demokrasi anlayışına göre hareket eden, buna zemin hazırlayan ve sonunda da demokrasinin gereği olarak çoğunluğun kararına uyan bir partidir. AK Parti daima özgürlüklerden yana özgürlükleri büyüten ve genişleten bir parti olarak siyasi tutum ve davranışlarını ortaya koymuş ve devrim niteliğinde yasal düzenlemeleri hayata geçirmiştir. Bununla beraber aziz milletimizin özgürlüklerini doyasıya yaşamasına engel olacak her türlü teröre, kaosa, suça da karşı durarak, kamu yararını gözeterek, kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak hususunda da hiçbir zaman tereddüt göstermemiştir. Milletvekilleri olarak özgürlük ve güvenlik dengesini sağlayarak 80 milyon insanımızın huzur ve refahını gözetmek hepimizin asli görevidir. Bu sebeple ilke olarak her türlü fikre, düşünceye evet, her türlü teröre, teröriste ve suça hayır demekle mükellefiz. Milletin temsilcileri olarak milletimizle birlikte hareket etmek durumundayız. Değerli milletvekilleri, teklifimizin genel gerekçesinde açıkça zikredildiği ve Anayasa Komisyonu'nun 2 günlük yoğun çalışmalarında da belirtildiği üzere 3 ana sebeple bu teklif hazırlanmıştır. Birincisi, terörle mücadele konusundaki yoğun kamuoyu beklentisini karşılamak. İkincisi, her türlü spekülasyon ve istismarın önüne geçmek. Üçüncüsü de dokunulmazlık konusunu meclis çalışmalarının tıkanmasına sebebiyet vermeden çözmek. İşte bu 3 hedefe ulaşabilmek amacıyla iç tüzükte öngörülen usul yerine bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir ayrım yapılmaksızın teklifin TBMM'de kabul edildiği tarihe kadar bütün milletvekillerine ait dosyalarla ilgili yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması düzenlenmektedir. Teklifimiz bütün dosyaları kapsamını aldığından, milletvekilleri arasında bir ayrımla yapmadığından, genel, soyut ve objektif nitelikte bir düzenlemeyi içerdiğinden eşitlik ilkesini de gözetmektedir. Dolayısıyla teklifin anayasaya aykırılığı da asla söz konusu değildir. Teklif yasalaştığında söz konusu düzenleme bir anayasa hükmü olacağından anayasanın bir maddesinin diğer bir maddesine üstünlüğü ve aykırılığı da ileri sürülemeyecektir. 82 Anayasası'na daha önce ilave edilen 19 geçici madde örneğinde olduğu gibi geçici 20. madde de bir kereye mahsus olmak üzere uygulanacak ve tüketilecektir. Daha sonra gelen dokunulmazlık dosyaları ise anayasanın 83. maddesi ile iç tüzüğün ilgili maddeleri kapsamında değerlendirmeye devam edecek, herhangi bir boşluk yaşanmayacaktır. Bu bağlamda dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili yapılan iş aslında metodun, usulün belirlenmesine ilişkin bir iştir. Anayasa Komisyonu'nda katılanların oy birliğiyle kabul edilen metot, genellik vasfı ve pratik bir şekilde sonuç almaya odaklı amacı ile aslında bütün partilerin daha önce kamuoyuna verdikleri sözün en hızlı bir şekilde yerine getirebilmesini temin eden metottur, bir usuldür. O sebeple kimin sözünün arkasında durduğu, kimin mızıkçılık yaptığı da milletimizin nezdinde açıkça görülecektir. Bütün dokunulmazlıkları kaldıralım, hodri meydan diyenlerin samimi olup olmadıkları bugün test edilmektedir. AK Parti bütün milletimizin, 80 milyon insanımızın tamamının temsilcisi hüviyetini gözeterek verdiği sözün arkasında duracaktır. AK Parti kendi dokunulmazlık dosyalarının üstünü örtecek diyenler, işte AK Parti'nin teklifi önünüzde
gelin bütün dosyalarla ilgili dokunulmazlıkları kaldıralım diyorsunuz ya, işte meydan, işte meclis. Dün Abdülhamit Han'a müstebit padişah diyenlerin aynı gayeyle bugün diktatör cumhurbaşkanı teraneleriyle uluslararası operasyonların figüranın rolünü soyundukları görülmektedir. İçeride ve dışarıda bir takım algı operasyonları, kara propaganda ve gerçekleri...